Evet, lisansını şu an arıyor. Evet abi, lisansını federasyon sitesinden doğrulatıyor galiba. Uzun sürdü. Gerçekten Messi'yi getirseydik bu kadar uzun beklemezdik sen, Evet değil mi? yani Messi'yi çoktan uçağını beklerdik. Yani lisansını unutmazdı. Alberk Bey'e gerçekten güle güle diyoruz şu an. Tekrardan kick yedim. Evet, Ayberk lisansını bir kere unutmadı, iki kere unutmadı, üçüncüyü de unutacak. Haftanın programına hafiften tekrar bakalım. İlk maç 2-1 Jamaica TV'nin deplasmanda üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk yarısı 1-1 biten maçta son dakika, son saniyelere doğru Jamaica TV güzel bir gol buldu. Şu an Lacivert Masumiyeti ile Victoria karşılaşıyor. Diğer özel yeteneklerin oynayacağı maç State of Hexball Young Stars maçı saat 10-11'i çeyrek geçe gibi oynanacak. Biraz gecikme var. Sonrasında ise Olympic Limon Raptors maçı yayınımız Bir olacak. değişiklik gerçekleşti bu arada. Jüpiter pinginden dolayı Titan'la yer Evet değiştirdi. yani Umarım. şu maç öncesi kadrodan şu an iki tane değişiklik var. Markovic yerine CJ oynuyor. Jüpiter yerine de Titan oynuyor. Şu an maça başlayabiliriz. Jüpiter'in de pingi düştü. Bakalım bir soralım hazır mıyız diye. Takımlar karar verdiyse maça başlayalım. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun Jerem? Bu maç çok paslı iki takımın beraber oynadığı bir maç. Lacivert Evet. masumiyeti hazır. İki takım da hazır. Bakalım CJ de onayı verdi. Evet, maça başladık. Şu an maça başladık. Green Bay'den şu an evet Green Bay yerinde. Titan mı başlayacak? Green mi? Karar veremediler. Evet. Ve Hala karar maç veremediler. başladı. Başlıyor Edmund. Titan CJ Pozisyona uzaklaştırmadı. yakından bakalım. Titan köşeye sıkıştırdı. CJ attı. Kev hızlı bir hücuma çıkmak istedi ama screen engel oldu. Benedetto enteresan bir andı gerçekten. Her an gol olabilir gibi geliyor lacivert masumiyetinden. Kev köşeyi bırakmadı. Titan'a geçit vermiyor. Benedetto çalma istediği gibi yapamadı. CJ'den Benedetto'ya güzel bir pas. Benedetto sektirdi. Green gerçekten baskıyı hala bırakmıyor o köşede. Kev topu uzaklaştırıyor. Top yarı sahaya geri döndü. Titan şimdi güzel bir çalım. İstediği gibi olmuyor. Titan'ın. Kev topu uzaklaştırma çabasında Titan izin vermiyor. İstediği gibi çıkamadı ilk bir dakikada şu an Victoria takımı. Ne Bakalım düşünüyorsunuz bu konu hakkında Makro doğru? için eksikliği nasıl etkileyecek Victoria tarafını. CJ de Şu çok an eski bir oyuncu. Son günlerde fazlasıyla public odalarımızda da oynuyor. Bildiğiniz gibi public odalarımız var. Yaklaşık 4 tane. Eşleştirdiğinizde istatistiklerinizle birlikte güzel bir oyun keyfi sağlıyor. Yani ping problemi de yok. Türkiye'nin herhangi bir yerinde olmanız hiçbir şey fark ettirmiyor. 2000 kilometreden bağlanan oyuncularımız da var. Ki buna Ludina çok güzel bir örnek. gerçekten. Evet. Ukrayna'da iç savaş, o tarz şeyler çıksa bile, ki çıkmıyor arkadaşlar, böyle söylentiler çıksa bile hiçbir şekilde internette lag ping problemi olmuyor. Edmund direğe çarptırdı. Edmund topu çıkarmaya çalışıyor. Kev gayet baskılı oynuyor şu ana kadar. Evet. İki Scrim'in takım önünde için kaldı de top. iki oyuncu sayayım. Defansif anlamda CJ çok önemli bugün. Victoria için. Diğer tarafta da Titan sonradan oyuna dahil oldu. Oyun görüşü çok yüksek. Bakalım. Ve o da eski bir oyuncu. Evet, Gerçekten. Titan gerçek hayatta da futbol oynuyor. O yüzden Pasları umarım evet, pasları gerçek hayata gerçekteki benzer. gibi. Köprücük kemiği kırılmıştı. Bir yıl sahalardan uzak kalmıştı Gol diğer mü tarafta. geliyor? Geldi. Ama Devam. Titan her şeyi hak ediyor. Bakalım. Sanki Benedetto Sonra Makrovic'i arıyor ya. Yakın oynadığı bir arkadaşıydı.
şu ana kadar. Lacivert masumiyeti takımı çok baskılı bir şekilde oynuyor. Ama hala golü bulamadılar. Evet, bu Titan. arada ben bir bilgi geçeyim. Web sitemiz hexball.club şeklinde girebilirsiniz. Discord kanalımıza da aşağıda yazan linki yazarak girebilirsiniz. Ya da siteden bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ya da odalarımızla karşılaşsanız bağlantıyı kullanabilirsiniz. Zaten şu an Twitch'teyseniz Twitch adresimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda yakında da YouTube hesabımızda Evet, maçların umarım özetlerini de aktif. yükleyeceğiz. Yani özet değil de O doğrudan 15 dakikalık iki devre halinde bir video yükleyelim oradan da konuşuruz. kaçırdıysanız bu maçı veya tekrar izlemek istiyorsanız Saat 12'de olabilir. ekranların sevilen dizisini de yayınlayacak mıyız Jeremy? Arka sokaklarsa neden olmasın abi? Abi hangi bölümünü? Binden sonra mı, binden önce mi? Binden sonra olabilir daha saçma zamanları. Maçta çok pozisyon olmadığı için böyle konuşuyoruz. O yüzden Çünkü seyircilerimiz kusura bakmasın. köşelere çok sıkışıyor top. Benedetto güzel bir pas ama Edmund Evet, gerçekten. oyun çok sıkışıyor iki tarafta. Bakalım ne olacak. Bu arada TJ CJ atağa karar. katılıyor atağa ama çok tehlikeli yani. Onun bir riski TJ var. Onu değerlendirip aldığını düşünüyorum CJ'in. gerçekten Victoria takımı ileri çıkmak için çok büyük çaba harcıyor ama Lacivert masumiyeti takımı da bir o kadar bu savunmayı Benedetto önünde yakaladı ama Son 15 saniye kala gerçekten golü atmış olsaydı belki de Victoria tarafı kutlamalara başlayacaktı. Son 5 saniye. Genel görüntüye evet. geçelim ve bitti. İlk yarı bitiyor. Gördüğün gibi son saniyede o top gerçekten Belki de gol kaleye olabilirdi. girmişti aslında. Ama zaman çok önemli. Şimdi takımların yerlerini değiştiriyoruz. Formaları değiştiriyoruz. Titan devam edecek galiba. Jüpiter oynamamayı düşünüyor. Bu dizilimden çok farklı bir dizilim var şu an. Edmund Evet. geride, Scream'le Titan daha ileri uçta. Rakipte de CJ, Kev ve Benedetto dizilimi var. Bir değişiklik yok. Şu an formalarımız hazırlandığı takdirde. Evet, değişiklik Evet, geliyor bu arada. unutu. Evet. Jüpiter Evet, geç şu anda ilettiler ama değişiyor. ilettiler. Jüpiter girecek. Bakalım Jüpiter'le Edmund uyumu ne kadar başarılı olacak. Yani gerçekten ilk yarı mükemmel oynadı ama maalesef golü bulamadı. Evet, iki takım da hazırsa Evet. maça Başlıyoruz. başlıyoruz. Evet. Victoria takımı hazır. Lacivert masumiyetini bekliyoruz. Evet. Jüpiter'de evet. İki takım da şu an hazır. Benedetto güzel bir tutuyla Kev'le başladı. Edmund köşeye sıkıştırdı topu. Kev gayet baskılı bir Biliyorsunuz şekilde lacivert tarafı ön direk tutma alışkanlığı pek yoktu. hatta takıma girmiş olarak ön direkt tutmamı Evet, öyle bir kural söylüyordu arıyorlardı. Edmund. Ama bakıyoruz ki zaman her şeyi değiştirdiği gibi onları da değiştirmiş. Değil mi Jeremy? Yani hiç tablette oynadıkları gibi oynamıyorlar. Ön direğe Jüpiter'i yapışıklar. takip edersen gayet ön direk yapışık oynuyor. Yanıp sönmüyor sadece yani. Tek Scream'in farkı. önünde kaldı. Scream köşeye atmayı tercih etti. Benedetto şimdi Scream Jüpiter vurdu Benedetto önünde kaldı. Kev güzel Luka'ya bir oyunu pas açtı. Benedetto'ya. Mükemmel bir pastı gerçekten. Kev gayet baskılı devam ediyor.
istediği suyu yapamadılar. Biraz daha baskılı başladı gibi Victoria Tabii. tarafı. Scream bıraktı Jüpiter. Scream direkt az farkla direğe çarpıyor. Abi az Gerçekten. Farkla direğe çarpma diye bir şey yok yani. Direğe çarpıyorsa direkt çarpıyor. Abi niye canlılar? Abi spikerlik eğitimi almamız gerekiyor galiba. Spikerliğin eğitimi yok abi. 43 kişi izliyor bu arada. Gerçekten güzel bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Daha ilk haftaya göre. Evet. Ben de doktor şimdi az bir farkla direğe çarptı. Mükemmel. Kev güzel bir orta. Benedetto vurdu golü. Benedetto mükemmel bir orta. Kev'den geliyor ve o bu topu affetmedi. Victoria takımı 1-0 öne geçiyor. Scream'in önünde kaldı. Sanki taktiksel bir değişiklik gözüküyor. Borges sen de öyle. Edmund yani, geriye sektirdi. Bilemiyorum ama bu dizilim gayet iyi lacivert için. Lacivert başaracaktır. Belki maçı bile çevirebilir. Burkay çok önemli bir görev aldı şu an. Scream istediği hareketi yapamadı. Jüpiter güzel bir pas denedi ama orada kimse yok. Bu arada yayın hakkında herhangi her türlü görüşünüzü gerek bizim Discord topluluğumuzdan olsun gerek özel mesajda iletebilirsiniz. Borges ve Jeremy'ye. İlerleyen haftalarda onları düzeltelim. Fark ettiyseniz yayın kalitesini düşürdük bazı kullanıcılarımız da izlesin diye. Yine de eksik gördüğünüz bir şey varsa lütfen bildirin. Tabii ki zamanla daha iyi olur. Evet Selam. Yani. Biz bu kadar hazırlayabildik. Gönül isterdi daha fazlasını yapmak, daha güzelini yapmak. Tavsiyelerinizi bekleriz. Biz de zamanla yapa yapa öndüreye az farkla çarptı demeyeceğiz. Alışacağız. Öğreneceğiz. Jüpiter bu arada gayet baskılı gidiyor. Lacivert masumiyeti ilk kereye oranla daha saldırgan oynamaya CJ çok çalışıyor. CJ çok ileri çıktı bence ya. Bir pozisyon değişikliği mi var ama emin olamadım. Yok pozisyon değişikliği yok. Edmund süperimi görecek. En tehlikeli yani. Pozisyonlar o pozisyonlar. Eğer Benedetto kademeye girmeseydi gerçekten çok tehlikeli olacaktı. Jüpiter durdu şu an. Evet Jüpiter. Bir sorun yaşıyor herhalde. Ayberk ve Benedetto. Krebia ve Benedetto değişikliği geliyor şimdi. 3,5 dakika sonra. Evet iki taraf hazır mı? Edmund'lar da hazır. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir değişiklik sonrası. Benedetto Krebia değişikliği sonrası. Kev güzel. Gerçekten Kev bugün üstün bir performans sergiledi. İyi bastı. Kaçtı. Güzel bir asist yaptı. Krebia! Az bir farkla gol olmuyor. Edmund İkinci gole de engel olamıyor. Mükemmel bir gol geldi gerçekten. Benedetto Krebia değişikliği 30 saniye sonra hemen kendisini gösterdi. Ne düşünüyorsun Borges bu konu hakkında? Yani Burkay çok iyi. Scream mükemmel bir gol. Gerçekten mükemmel bir gol. Belki tekrar bir beraberlik yakalayabilir mi? Lacivert masumiyeti takımı. Ben haftanın golünü aday gösteriyorum şimdiden. Öyle bir dönüş yok. Ben bile zor yetiştim. Gol sesi için. İzlemesi çok keyifli bir gollü. Krebia 3'ü de atıyor. 30 saniye kala dönmeyi Lacivert masumiyetinin umutlarını çöpe atıyor. Scream direkt Krebia gol geliyor. Nasıl bir maç izliyoruz ya? Almanya birincilik gibi oldu yani. Gol atan atana. Son 15 saniye. Çok hızlı gelişti her şey. Artık gollere tepki vermemeye başladım. Bir anda 3 tane gol geldi gerçekten. Yalnız orada son 5 saniye. Vardı. Top direkten dönmüş aslında gol olmazdı ama.
Yanlış pozisyon aldı. Evet. Ve bitti. Evet. Maç bitiyor. Şu an Victoria maçı. Maç. Kaç kaç bitti? Jeremy. Bir saniye. Hemen bakalım. Bu arada sen de yorumları yap. Bir saniye. Hemen geliyorum. Evet, geldim. Maç 3-2 bitti. Victoria'nın üstünlüğüyle deplasmanda. Victoria'nın üstünlüğüyle bitti. Çok güzel bir maç gerçekten. Şimdi Volkay'ın gerçekten üstün bir performansı vardı. Screaming mükemmel bir golü vardı. Onu da söylemek isteriz gerçekten. Evet, şimdi